aslında bitmeyecek, belki bir sene, iki sene sürecek bir challenge'a başlıyoruz arkadaşlar. Geçen bir anket yapmıştım. Bu ankette en çok izlemeyi arzu ettiğiniz içerikleri sormuştum. %33 oyla herkes bir sığınak, daha doğrusu sığınma alanıyla alakalı video istediğini belirtmiş. Ben de okey dedim ve bu videoyu yapacağım ama bu videoyu uzun süreçlere yayacağım. Belki 10 video, 20 video sürebilir bu. Asla bitmeyecek bir konu. Burası benim aynı zamanda stüdyom arkadaşlar. Şu alan, şu beton kolondan sonrası yaklaşık bir 35-40 metrekarelik bir alan. Bir sığınağa dönüştüreceğim veya sığınma alanı diyebiliriz buna. Şu an için burada tabii büyük bir çalışma ve toplantı masası var. Bütün kendin yap projelerini burada yapacağız. Şu an için elimde böyle bir çıkma mobilya vardı. Burayı bir aslında telsiz üssü olarak düşündüm. Ama ne yazık ki burada telsizler çok çekmeyecek. Tam binanın ortası. Yani şarj istasyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu benim aslında AFAD gönüllü çantamdı. Yani kendimce herhangi bir acil duruma müdahale etmek için bana yetecek eşyalar vardı içinde. Onları da göstereceğim. Çok bir şey yok gerçi. Bunu geçen AFAD hediye etti. Bir etkinliğe katılmıştık gönüllü olarak. Orada standlarda insanlara dağıttıkları eşyalardan bize de verdiler, sağ olsunlar. İşte gönüllü olmanın avantajlarından biri. Hayatımda ilk defa biri bana pusula hediye etti. Gayet hoş, gayet güzel arkadaşlar. Ben de şu tarz haritaların çok kaliteli PDF versiyonları var. Bende ne yazık ki A4 bir şey olduğu için, yazıcı olduğu için lazer yazıcı bu şekilde çıkarttım. Yani acil durumda iş görür mü? Tabii şuraları zoomlayarak çıkartsam daha iyi olurmuş. Tabii bir yandan da şu pusula nasıl kullanılır onu öğrenmeye çalışıyorum. Mesela şöyle tutup baktığınızda cidden yazıların birçoğunu görebiliyorsunuz. Veya tam tersi şu şekil kapatıp baktığınızda görülebiliyor yani. Neyse, bunu bilen biri bana öğretir arkadaşlar. Bu benim duvara assam mı bilemedim, yani çok büyük olmadıkları için. Kaçış güzergahlarını, nerelerden ne yaşanabilir onları belirlemek için bir Antalya haritası. Bu tüm Türkiye'yi kapsayan bir karayolları haritası. Büyüteçle denedim arkadaşlar. Gerçekten görünüyor alanlar. Onun dışında bu Antalya topografik haritası biraz tonlamasından kaynaklı. Şuralar dümdüz, yani döşeme altı şuralarda bir yerde, o kadar da düz değil ama ya inanın şu şey bölgesi, Olimpos'un arka tarafları falan bayağı dağlıkmış. Ben de görünce şok oldum arkadaşlar. Geldik alanın devamına. Buranın devamı aslında çok fazla yok. Şöyle açayım size. Elektrik tesisatımız var. Şimdi şuraya bir havalandırma fanı gelecek. Orada bir pencere daha var. Pencereden temiz hava içeri basmaya çalışacağım. Olabildiğince sessiz bir fan olmasına dikkat edeceğim acil durumlar için. Onun dışında yerler yalıtım için parke yapmıştık. Bunlar hediye gelmişti bizlere. Altına da yalıtım malzemesi var. Kendimiz döşedik arkadaşlar. Ve bu duvarları da kendimiz döşedik biz. Hani hep derim ya ben, paradan çok yetenek gerekiyor hazırlık olayında, hayatta kalma olayında. Bunu göz önünde bulundurun. Bir alarm sistemim var. Manuel alarm sistemi. Nasıl tetiklendiğini anlatmayacağım. Ama tetiklendiği an burada benim duyabileceğim şekilde alarm zilleri çalıyor. Pille çalışan bir set. Onun dışında router'ım falan burada. Burada çeşitli hazırlık malzemelerim var. Sanıyorum şu çekmecedeydi. Bu çekmecede ya şu an için buraya stokladığım, yani yukarısı ve ev hariç. Mesela ısınmak için piknik heater var. Bunu çok kapalı ortamda kullanmayın diyorlar. Gözlük, diş fırçaları, çöp poşetleri, gül çiçek, vazelin mesela, acil durum battaniyesi. Bir kısmı çantanın içinde. Yani burada en önemli şey
aslında bir ilk yardım malzemeleri, teramisin bile var. Çok profesyonel değil. Bunun profesyonel versiyonuna geçeceğiz daha sonra. Onun dışında eğer bir AFAD'la alakalı bir yere gidersek diye AFAD'ın yeleği falan var. İşte sahada tam sahra ortamında çalışmak için gömlek var. Yani yaz kış fark etmez. Bunu herhangi bir şeyin üstüne giyip şey yapabilirim. Yani iş gömleği açık konuşmak gerekirse. Ve meşhur masamız arkadaşlar. Bu masada operasyon toplantıları yapılacak. Geçen tamir etmeye uğraşıp videosunu da çektiğim, sonra tamir edemediğim ekipmanlarım da bunlar. Şunun pili değişecek falan falan. Yani sözün özü, ben böyle bir masa başında dedim çok konuşmayayım. Ben dedim gerçek anlamda bir sığınak nasıl yapılır, nasıl oluşturulur, bundan bahsedeyim dedim. Burayı oluştururken hafta içinde, yani atıyorum 7 günlük bir periyotta videolarını çekeceğim. Ve bu çektiğim videoların da gün be gün montajlayıp size hangi değişiklikleri yaptım vesaire onları anlatacağım. Büyük bir raf gelecek buraya malzemeleri dizmek için. Belki raflar. Mat burada bir tane var. Evde 2-3 tane vardı. 2 tanesi daha gelecek buraya. Yani herhangi bir acil durumda konaklanabilecek bir hale getireceğim. Gıdası, suyu falan yavaş yavaş sizinle paylaşacağım dostlar. Tabii stüdyonun bu tarafını belki bir sığınak haline getirmek daha mantıklı olabilirdi. Havaya erişimi daha kolay, belki elektriğe erişimi daha kolay. Ama en korunaklı bölge aslında orası. Tamamen kapalı, yalıtımlı bir bölge. Ama tabii bunları söylerken de bir yandan aslında farklı bir videoya geçmek istiyorum. Bu videoda da sizinle artık sığınağın önemli özelliklerinden bahsedeceğim. Olması gereken özelliklerinden. Hazırsanız diğer kameraya geçelim ve öyle konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Küçük bir sığınak veya sığınma alanı inşa ederken dikkat etmemiz gereken yaklaşık 10 madde var. Bunları sırasıyla size anlatacağım dostlar. Öncelikli olarak yer seçimi. Yer seçiminin altında da iki maddemiz var. Birincisi yer altı mı yer üstü mü olacak ve buranın güvenliğini nasıl karşılarız? Önce yer altı mı yer üstü mü, bunu konuşalım. Diyelim bir apartman dairesindesiniz. Alt katlarda sığınak için ayrılmış bir alanınız yok veya deponuz yok. Ne yapacaksınız? Mecburen eve sığınacaksınız, değil mi? Evin bir odasını sığınak gibi dekore edebilirsiniz. Tabii ki bu bir moda dekorasyonu olmayacak arkadaşlar. Benim daha önce savaş videomda da, savaşa hazırlık videomda da bahsetmiştim. Eski nedir o? Yastıkları, eski yorganları, eski kilimleri, battaniyeleri atmayın diyorum o videoda. Çünkü herhangi bir patlama anında, herhangi bir çatışma anında, şehirlere bombalar yağdığında sizin ilk kaybedeceğiniz şey evinizin veya sığındığınız alanın camları olacaktır. Yaz fark etmez, kış fark etmez. Açık cam her zaman tehlikelidir. Giriş katta olabilirsin, büyük tehlikedir. Barikat kurman gerekir camlara. Üst katlardasındır. İçeriye bir şeyler girebilir veya soğuktan etkilenebilirsin. Bu konular çok önemli. Detayını daha sonra farklı videolarda gireceğim. Yer altında kurmak istediğimizde ise bu sefer hangi konular devreye giriyor? Hem güvenlik, bina deprem güvenliği var mı? Çünkü yine bombalar yağarken şehir titreşecek. Bina titreşecek ve güvenmediğiniz bir bina güvendiğiniz sığınağın üzerine yıkılıp size mezar olabilir orası. Gerçekten kötü bir mezar olur, onu söyleyeyim. Onun dışında
Duvarlar ve tavan. Şimdi sığınağınızı inşa ettiğiniz malzeme çok önemli. Ben burada şeyi anlatamayacağım size. İşte evinizin bahçesini kazdınız, işte 10 metre aşağı indiniz, çelik bilmem neler, böyle 10 metre kalınlığında betonlar. Bu değil benim anlatmaya çalıştığım. Yine inşaat sığınağınızı eğer bir binanın alt katına veya işte binanızın, evinizin bir odasına inşa ediyorsanız, yine malzeme kalitesi, binanın malzeme kalitesi çok önemli arkadaşlar. Yani gerçekten deprem güvenliği var mı? Bunun yanında o sığınağınıza istiflediğiniz alet, edevat, kutular, çantalar, mobilyalar deprem güvenliğine sahip mi? Değil, yangın güvenliği var mı? Yani hep biz bir deprem, bir sallantı anında bir şeyler yıkılır diyoruz ama sizin o savaş anında yaşayacağınız sallantılar, panik, yaktınız belki 2-3 tane mum, onun devrilmesi sizin orada canınızı kaybetmenize mal olabilir arkadaşlar. O yüzden yanıcı olmayan, yangın güvenliği olan ürünlerle sığınağınızı inşa etmeniz gerekiyor. Ne kadar mümkün, inanın ben de bilmiyorum. Bunun dışında sığınağınızın ısı ve ses güvenliğinin, yalıtımının olması gerekiyor. Nem yalıtımının olması gerekiyor. Ben size demin parkeleri gösterdim, değil mi? Burası tabandan ufak ufak nem alan bir binaydı. Temele ne yaparsanız yapın bunu çok önleyemiyorsun. Ara katmanlar falan olacak, su giderleri olacak. Bunu elde etmek çok zor. Hele hele 20-30 yıllık bir apartmanda. Ben ne yaptım? Komşularımdan biri parkeleri, çöpü atacaktı. Ya bunu sana vereyim, değerlendirir misin dedi. Ben de tabii istifçi. Ver dedim, değerlendiririm. Burada 40 metrekare alanı, yani 40-45 metrekare alanı döşemeye yetti bu parkeler. Altına kendi yalıtımımı yaptım. Köşe bentleri, süpürgelikleri çektim. Bu şekilde yalıttım. Taban yalıtımı. Çünkü beton nem alan bir yerde yatmak, oturmak, durmak bile sorundur. Duvarları yalıttık mesela. Su geçirmeyen boyalar vardı. Onlardan sürdük. Onun dışında duvar döşedik demiştim ya. Duvarı kendimiz inşa ettik. Duvarın içinde her tarafında ısı yalıtımı var. O sarı ne diyorlardı, yalıtım malzemesi biliyorsunuz. Ondan koyduk. Şu an tek eksiğimiz düzgün, aşırı düzgün bir havalandırma, ki burada bir kişi olarak yaşadığında bir sorun olmuyor ama 2-3 kişi toplandığımızda yarın başımız belaya girecek. Üçüncü madde havalandırma zaten. Şimdi ben gerçek sığınak yönetmeliklerini okudum arkadaşlar. Gerçek sığınak yönetmeliklerinde içeride oluşturulması gereken hava basıncının jül değerinden miktarı bile yazıyor. Bulursam bunu bir e-kitap olarak Gumroad'a yükleyeceğim arkadaşlar. Bu arada size güzel bir haber vermek istiyorum. Kendi derlediğim, bir kısmını kendim yazdım, bir kısmını gerçekten derlediğim. Çünkü ateş yakmayı ne kadar kendi cümlelerini anlatabilirsin. Yani ne yaparsak yapalım birilerinin tarifine benzeyecek. Çeşitli e-kitaplar yapacağım. Bunların bir kısmını zaten hali hazırda ücretsiz olarak Gumroad üzerinden dağıtıyorum. Ama daha fazla beni videolarda görmeyen insanların bile erişebilecekleri şekilde Google kitaplara yükleyeceğim. Bir kısmı ücretsiz olacak arkadaşlar ama gerçekten üzerinde çok emek verdiğim, böyle fotoğraflı anlatımları olan e-kitaplarda komik ücretleri olacak. 10 liraya, 20 liraya, belki bunları set halinde 100 liraya koyacağım, atıyorum 10 kitap. Bunların hepsi Tonguç Akarca The Zombie Podcast imzalı olacak. Bu haberden sonra devam ediyorum. Normalde sığınakta HEPA filtreli, aynı zamanda elektriğe ihtiyaç duymayan elektrik kesintilerinde, ne deniyordu ona, kolla bir şekilde çevrilerek içerinin havalandırmasını yapabildiğiniz sistemlere ihtiyaç vardır. Tabii ki bende şu an o sistemlik durum yok. Benim burada bir egzoz sistemi var. İçerideki kötü, kirli havayı dışarı atan. Buradan havayı boşaltıyorsun ya, bir şekilde de hava girmesi lazım. Benim şu an burada kapım açık. Dedim ya, oraya ekstra bir fan takacağım diye. O fan da dışarıdan temiz havayı çekecek. Aynı bununla benzer güçte. O buraya üflerken o pis havayı dışarı üfleyecek. Ben şu an için vantilatör çalıştırıyorum. Vantilatör kapıdan gelen havayı egzozlayacak şekilde benim fanıma itekliyor. Bu şekilde idare ediyorum. İlerleyen dönemde HEPA filtreler
Olur mu? İnşallah olur. Devam edeyim. Gıda ve su depolama. Gıda ve su depolama için zaten en önemli faktör ışık görmeyen serin kuru yerler. Burayı kuruttuk şükür. Serin de olacak kışa doğru. Onun dışında zaten güneş görmüyor. Ama şeyimiz olmayabilir, sıkıntı, elektriğimiz olmayabilir. O yüzden elektrik olmadığı takdirde bozulabilir gıdaları stoklamayacağız anlamına geliyor bu. Çünkü büyük bir jeneratör veya büyük işte 20 bin kilowattlık mıydı, wattlık. Biliyorsunuz onları ya, piknikçiler kullanıyor ya 50-70 bin TL arasında Anker'in. Büyük pillerinden yok şu an, o yüzden buzdolabı çalıştıramayacağım. Dediğim gibi... Sığınağınıza bolca içme suyu. Geçen onlar hazırlanıyor diye bir video yapmıştık ya, Avrupa'nın hazırlıklarından bahsetmiştik. O şekilde arkadaşlar, sıfır pet şişelerde su stoklamanız gerek. Çünkü o sular oksijenleştirilmiş mi ne oluyor veya vakumlanmış mı? Bir sene, iki sene dayanabiliyor. Ha, siz kendiniz bir şekilde arıtılmış suyu stoklamak istediniz. Daha sonrasında yine su arıtma videosunda bahsettiğimiz gibi belki ufak bir damla, yarım damla çamaşır suyuyla o suyu normal haline getirmeniz, içindeki bakterileri öldürmeniz gerekebilir bir süre sonra. Bunun dışında çok ciddi bence mineral kaybına uğrarız böyle bir sığınakta yaşadığımız zaman. Biraz da sade soda stoklamakta bence fayda var. Yani iki kişisin, üç kişisin, aranda bölüşerek içsen günlük mineral ihtiyacını karşılayabilirsin. Gıda zaten hep bahsediyoruz. Uzun ömürlü gıdalar, belki pişirmeye gerek duyulmayacak konserve gıdaları kendiniz yaptığınız stoklayabilirsiniz. Ve eğer mümkünse su arıtma sistemi arkadaşlar, sığınakların olmazsa olmazıdır. Bunlar evlere takılan tipte su arıtma cihazları da olabilir, çok daha gelişmiş modelleri de olabilir. Dediğim gibi bütçenize göre, çünkü su arıtmayı sadece siz içmek veya yemek yapmak için de kullanmayacaksınız. Sular çok fazla kirletilmiş olabilir ve bununla elinizi dahi yıkamak istemeyebilirsiniz. Enerji ve aydınlatma. Enerji bizim en çok sıkıntısını çekeceğimiz şey sığınağımızda. Elektrikler kesildiğinde sığınaktasın, güneş panellerin belki kuramayacaksın, çalıştıramayacaksın. Bir şekilde enerji problemini ya çatıya monte ettiğin güneş panellerinden elde edeceksin ya da dışarıda ses olmayacak bir yere, yalıttığın bir yere koyduğun jeneratörle o enerjiyi sağlayacaksın. Artık onu burada deneyerek kendimiz göreceğiz. Onun dışında yedek piller ve portatif ışıklar. Arkadaşlar, alabildiğiniz kadar pil alın. Markete gittin ya, her markete gittiğinde para üstü mü kaldı? Yani para üstüyle artık ne alınabilir bilmiyorum ama pil al, çakmak al, mum al, atıyorum vazelin al, pamuk al. Hiçbir zaman boş geçme. O çantaya mutlaka hazırlıkla alakalı ufak ufak bir şeyler at. Çünkü lazım olduğunda, artık sığınağımıza indiğimizde bunların hepsine ihtiyacın olacak. Eğer portatif ışık da alacaksan, ne diyorlar ona, böyle çok aşırı kısılıp 3 hafta dayanan fenerler var, onlardan alman lazım. Gece kuşu feneri mi diyorlardı, ateş böceği modu olan fenerleri almanız gerekiyor. İlk yardım ve ilaçlar, zaten demin de çantayı gösterirken söyledim. Kendinizin çok sık kullandığı, rutin kullandığı ilaçlar varsa mutlaka bunlardan 2-3 aylık stok. Onun dışında kendi hastalandığınızda artık herkesin böyle standart ilaçları olmuştur, tamam mı? Ben grip olduğumda şunu kullanırım. Ben işte sinüzitim ağzında şunu kullanırım. O ilaçlardan doktorunuza gidip rica edin, yazdırın birer kutu, ikişer kutu fazladan. Bunları koyun. Onun dışında zaten acil durum kitleri, atıyorum sargı bezleri, dezenfektanlar gibi şeylerde stoklamanız gerekiyor. Ve geldik en zor yapılacak şeye. Tuvalet ve hijyen arkadaşlar. Sığınaklarda kimyasal tuvalet veya kamplarda kullanılan gibi topraklı tuvaletler kullanılıyor. Bunların videolarını izledim. Deneyimlemeden bununla alakalı video yapamayabilirim arkadaşlar. Güvenlik ve savunma. Alanı koruyacak güvenli duvarlar kadar gerçekten güvenli bir kapıya da ihtiyacımız var. Ve dışarıyı da gözlemleyebilmemiz gerekiyor.
Şimdi ben video işleriyle falan uğraştığım için bizde shotgun mikrofonlar var. Onunla da alakalı bir video yaparız. Mesela onu uzatma kablolarıyla dışarıya yönlendirip dışarıdaki sesleri, kapının önündeki sesleri dinleyebilirsin. Hatta imkan varsa şu tarz akıllı kameralar, ne denir buna? Aksiyon kameraları gibi kameralarla dışarıyı da gözlemleyebilirsin veya kamera sistemi kurmuşsundur. Onunla da istihbarat çok önemli arkadaşlar. Buna istihbarat deniliyor. Buna bilgi toplamak deniliyor. İletişim ekipmanları arkadaşlar. Özellikle her sığınakta mutlaka hem PMR'lar hem amatör telsizler olmalı. PMR'lar neden avantajlı? Hem düşük watt çıkış yaptığı için kısa mesafe anlık iletişimlerde yerinizi belli etmezsiniz. Çünkü atıyorum bir koydum 5 watt. Burada 10 sokak öteye gitti. Adamlar senin bir şeylere sahip olduğunu anlarsa gelip seni indirir abi. O yüzden 0.5 watt, 1 watt her neyse PMR'ların gücü. Kısa mesafede işte güneş paneli kurmaya gittin, suyu kuyudan çekmeye gittin, jeneratörü çalıştırmaya gittin. Bu anlarda PMR'ları kullanmak gerekiyor. Bunun dışında eğer imkanınız varsa uydu telefonları, HF telsizler veya uydu bağlantıları kullanılabilir. Bu arada çok süper bir uydu sistemiyle tanıştım. 10.000 GHz miydi, MHz miydi? Oralardan duyuyorsunuz. İşte 4.500 GHz'lerden uyduya çıkış yapıyorsunuz. Televizyon yayını bile yapabiliyorsun. Ve tek ihtiyacı olan şey bir uydu anteni, bir de transfer receiver mı deniliyor. O da 400-500 euro'luk bir masrafı var. Teklifimi kabul ederse Volkan abiyle beraber bu mevzuyu anlatmak istiyorum size. Burası da Volkan abiye sürpriz olsun. Onun dışında ne var arkadaşlar? Konfor. Abi, sığınağa girdiğinde artık sürekli göt götedesin. İnsanlarla, karınla da olsa, işte çocuklarınla olsa bir süre sonra kafayı sıyırmaya başlayacaksın. Bir sürü savaşlı, işte sığınaklı, kıyametli filmler izledik. Tabii ki filmler gerçek değil ama ne yaşanacağını biliyoruz. Abi, iskambil kağıtları, eğer enerjiyle alakalı problemin yoksa film izleyebileceğin ekipmanlar, ne bileyim kitaplar, oyunlar, vakit geçirebileceğiniz bir şeyler olması lazım. O yüzden sığınakta yataklar ve oturma alanı da çok önemli. Çünkü sığınaklarda yalnız kalamıyorsun. Yani özellikle bu Nazi dönemi Almanya'sındaki sığınaklarda tuvaletlerde kapı yok. İnsanlar intihar etmesin diye kapı koymamışlar tuvaletlere. Düşünün. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu uzun süreçli bir video olacak. Her hafta yaptığım şeyleri aksiyon kamerasıyla ufak ufak çekeceğim. Ve haftanın sonunda, 7 günün sonunda, 8 günün, 5 günün sonunda sizlerle bunları paylaşacağım. Umuyorum sizin için keyifli bir video olmuştur. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa zaten abone olacaksınız. Onun dışında hazırlıkla alakalı bizim insanlarla beraber vakit geçirdiğimiz bir Telegram grubumuz var. Distopya Telegram grubu. Sait arkadaşımızın başlattığı, bizim de onunla beraber bayrağı alıp yürüdüğümüz bir proje. Hepinizi oraya bekliyorum. Güncel linki açıklamaya bırakacağım. Eğer tıkladığınızda çalışmazsa bana yorumda falan belirtin veya beni Telegram'da bulun. Ben size güncel linki atacağım. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hazırlıklı olun, hayatta kalın.